Eminim ki tanıdıklarım da var işlerinde, konuştuğum insanlar da var. Çoğuyla da görüşüyorum. Eminim ki oraya toplanan insanların çok önemli bir kısmı aynen bizim gibi ya ülke için bir şey yapalım diye gitmiş insanlardır. Hiç şüphem yok. Yani birçoğu işlerinde mutlaka ya bir makamım olsun, bir milletvekili kapayım bilmem falan, onu demiyorum. Ama genel olarak toplanma niyetinin ya ülke için iyi bir şey yapalım duygusu taşıdıklarından hiç şüphe etmiyorum. Birçoğu için. Fakat iyi niyet yetmiyor. Şöyle bir pozisyona düşmek istemiyorum. Bu böyle bir insan da olmak istemiyorum zaten. Daha yeni başlamış, umutla iş yapmaya çalışan insanlara yok yok sizden bir halt olmaz diyen insan da olmak istemiyorum. Umut ediyorum bir şey yapabilirler. Umut ediyorum bir yol edebilirler. Fakat bizim gibi insanların pozisyonu, böyle yazarlar, siyaset, özellikle siyaset üzerinde görüş bildirenler bir fikir beyan etmek zorunda ki onlar da daha doğru, daha iyiye doğru yönelsinler. Peki tıkanıklığı aşabilir mi? Ne yazık ki bu konuda bir umutlu değilim. Niye? Bu umutluluğum, umutsuzluğum daha doğrusu oradaki insanlarla alakalı bir şey değil. Şunla. Mesela HDP konusunun tıkanıklığı aşma meselesinde HDP'den niye umudum yoksa İYİ Parti'den de o yüzden umudum yok. CHP'den niye umudum yoksa Yeni Parti'den de o yüzden umudum yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü paradigma yanlış. Yani yanlış bir siyasi paradigma var. O siyasi paradigma içerisinde iyi bir şey yapma şansınız yok. Ne demek o siyasi paradigma yanlış? Bir kere Türkiye'yi şöyle zannediyorlar hala. Kurulu bir düzen var, ortada bir devlet var, biz de yönetime talip olacağız. Böyle bir durum yok. Hukuku olmayan, anayasası askıya alınmış, toplumsal barışı ağır darbe almış, başkanlık tek adam rejimine geçmiş, tek adam rejimi. Hukukun, adaletin, yargının olmadığı, bağımsız yargının olmadığı, kuvvetler ayrılığının olmadığı, medyasının bütünüyle yok edildiği bir ülkede bir ideolojik hareketten kaynak gelen bir parti toplumun bütününü bir araya getirme şansı yok. Niye diyorum? Çünkü Türkiye'deki siyasi paradigma şu anda var olan kimlik, mezhep, inanç, ideoloji üzerinden. Bu tıkanıklığı aşmak için ben de bir benzer bir parti kuruyorumla aşamazsınız. En fazla şunu yaparsınız. Her birinden birer ikişer puanla yeni bir oda açmış olursunuz. Şimdi